Modelimize başlamadan önce yapmamız gereken bir takım çizim ayarları var. Onlara bakalım. Bunlardan ilki ölçeğimizi ayarladıktan sonra çizim birimimizin de ayarlanması. Bunun yeri Settings'in altından Project Units. Project Units penceresi açıldığı zaman uzunluk için, alan için, hacim ve açı değerleri için nasıl bir birim kullanmak istediğimizi gelip buradan seçebiliriz. Okey ile onaylayalım. Burada bu işlemi her seferinde yeni bir çizim açtığımızda tekrardan gidip yapmak istemiyorsak eğer şablon dosya oluşturabiliriz. Bu dosyayı bir defa oluşturup sonra her seferinde yeni çizim açtığımızda bu dosya üzerinden açtığımızda ayarlarımızı tekrar tekrar yapmak durumunda kalmayız. Bu onun bize getirdiği başka artılar da var. Mesela bir family kavramından bahsetmiştik. Burada kapı modellerimiz, kullanacağımız duvar modelleri, tüm mimari nesneler yüklü durumda. Fakat şu anda Revit'in bize önerdiği stilleri görüyoruz. Çünkü şu anda metrik template dosyasıyla açmış durumdayız. Buradaki stilleri biz kendi kullanacağımız, ofisimizde kullandığımız stilleri yükleyebiliriz. Böylelikle bir komutu çalıştırdığımızda direkt kendi kullandığımız mimari nesnelere, stillere ulaşabiliriz. Yine burada ihtiyacımız olmayan stilleri ise her zaman için failin altından Purge Unused ile temizleyebiliriz. Yine pafta ayarlamaları, kullanacağımız diğer stil bazlı tüm elemanları bu boş çizim üzerinde yaptıktan sonra failin altından farklı kaydet ile bir RTE yani Revit Template dosyası olarak saklamamız gerekir. Bu dosyayı bir defaya mahsus makinemizde bir yere saklayalım. Ondan sonra her seferinde biz buradan yeni bir dosya açmak istediğimizde bu dosyayla açılabilmesi için Settings'in altından Options'a gittiğimizde burada File Locations kısmında artık default metrik template dosyasıyla değil, bizim sakladığımız dosyayla açılmasını istediğimizi belirtmemiz gerekir. Buradan dosyanın yolunu gösterdikten sonra OK ile çıktığımız zaman artık bizim tanımladığımız şablon dosyayla açılacaktır program. Yine burada Settings'in altına baktığımızda çizgi stilleri, çizgi kalınlıkları ve çizgi desenleri ile ilgili de farklı işlemler yapabileceğimizi görüyoruz. Bunların da yine kendi kullanacağımız sisteme göre değiştirilip bu şablon dosya içerisinde saklanması mümkün.